şehrin önüne çıkan edebiyat, mimari, proje, mimarlık inşaat üniversitesi rektörü. Sayın Bakanım, sizler de hoş geldiniz. Değerli misafirler, bugün çok önemli iki günü yaşıyoruz. Çanakkale şehitlerimizi andığımız bu günde merhum Haydar Aliyev'i de yad ediyoruz. Bu iki anma arasında ise derin bir bağlantı var. Biliyorsunuz Çanakkale Muharebesi'nde birçok lise ve üniversite öğrencisi, talebesi vatanı uğruna okullarını bırakıp savaş meydanına koştu. Aynı özveriyi Sayın Haydar Aliyev'in hayatında da görüyoruz. Mimariye gönül veren Haydar Aliyev bu eğitimi almak üzere üniversiteye başlamış, ancak İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla birlikte tıpkı Çanakkale'ye koşan öğrenciler gibi kendisi de ülkesini savunmak için cephede görev almayı seçmiştir. İşte bu iki örnek vatan sevgisi ve millet aşkı ile kalpleri atan devletlerimizin birbirine ne kadar benzediğinin en açık göstergesidir. Çünkü terör sadece Türkiye'nin değil dünyanın ortak sorunu olarak önümüzde duruyor. Değerli konuklar, maalesef ülkemiz komşu ülkelerde yaşanan istikrarsızlığın da etkisiyle terör saldırılarının hedefi haline gelmiştir. Fransa'da bir gece vakti yüzlerce masum insanın canına katledenlerle Ankara'da otobüs durağında bekleyen vatandaşlarımızı hedef alanların birbirinden farkı yoktur. Bu nedenle terörle mücadele konusunda uluslararası işbirliği ve dayanışma şarttır. Bizim terör konusunda duruşumuz çok net. Terörü topraklarımızda barındırmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, ülkemize yönelik tehditlere karşı farklılıklarımızı bir kenara bırakarak bir millet koalisyonu oluşturmaya ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızın gönlü ferah olsun. Çok kısa bir zamanda Türkiye'nin her bir köşesi terör belasından kurtulacak. Bu vesileyle bir kez daha yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Değerli misafirler, şehirleşmede yöresel mimari özelliklerine uygun konut projeleri oldukça önemli. Bu kapsamda ülkenin her yöresine uygun mimari çevre oluşturma ve kırsal alanlarda kimlikli yapılaşma çalışmaları yapıyoruz. Son dönemlerde çok önemsediğimiz SUR projemiz bu anlamda tam da bahsettiğimiz özellikleri içinde barındırıyor. 2012 yılında koruma imar planı ilan edilen SUR'da yörenin mimari dokusuna sadık kalınması öncelikli hassasiyetimizdir. Yöresel mimarinin ortaya çıkacağı avlularıyla, revaklarıyla, cumbalarıyla yörenin dokusunun ve mimari özelliklerinin yansıtıldığı bir SUR çalışması yapıyoruz ve en kısa zamanda sizlerle paylaşacağız. SUR örneğinde olduğu gibi ortak bir vizyon belirleyerek şehirleşmede Türkiye genelinde çok katlı yapılar yerine yatay mimariyi öncelikli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Deprem gibi afetlere karşı riskleri de azaltabilecek bir yaklaşım olan yatay mimariyle insanın toprakla bağının ve sosyal ilişkilerinin güçlendirilmesini hedefliyoruz. Böylece hem daha güvenli hem de kadim medeniyetimizin birikimini yansıtan yapılarla şehirlerimizin daha yaşanabilir alanlar olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bir kare daha var, değil mi zaten? Başkanım, sizin de saygı duyuyorum.